Kök x eksi 1 7 olduğuna göre x kaçtır denmiş. Her iki tarafın karesini aldığımız zaman x eksi 1 eşittir 49. Böylece x eşittir arkadaşlar 50 e şıkkı. Üçüncü dereceden kök x ve 0.16'nın kökü 0.8'e eşitmiş. Şöyle yapabiliriz. x üzeri 1 bölü 3 çarpı 0.16'nın karekökü arkadaşlar 0.4'tür. Diyelim göremediniz 16 bölü 100 karekök kök yaparsınız. x üzeri 1 bölü 3 16'nın kare 4. Yüzün karekökü 10. Dolayısıyla yine böylece bakın 0.4 olduğunu görürüz. Hatta şunu da yapın isterseniz sorun değil. 0.4 olduğu için burası sadeleştirelim. 2 olacaktır. 0.8 0.4'ün 2 katı. X üzeri 1 bölü 3 eşittir 2. Her iki tarafın küpünü alırsak arkadaşlar. Şurayı bir düzelteyim. şimdi burada her iki tarafın 3. dereceden kuvvetini alırsak. Gördüğünüz gibi x kaç geldi? 8. Yani c şıkkı. Sorularda arkadaşlar her iki tarafın kuvvetini alabilirsiniz. Mesela burada 3. dereceden kuvvetini alıp buranın da 3. dereceden kuvvetini alırsanız kurtulursunuz kökten. 3 artı 6 kök x artı 1 kök içinde 27 olur. Sonra 6 kök x artı 1 24'e eşit olur. Önce 6'ya bölerseniz her iki tarafı 4 olur. Böylece kök x artı 1 arkadaşlar 4 olduğu için her iki tarafın bir daha karesini alırız. x artı 1 16, x eşittir 15 yani bunu yapma hakkımız var. Bazen böyle göz korkutucu sorular oluyor arkadaşlar ama çözümleri o kadar korkutucu olmuyor. Çünkü bize bir formül vermiş yerine yazacağız. Periyodu 20 pi vermiş zaten yazdım yerine t yerine. Sonra geliyorum şimdi 2 pi kısmına. 2 pi zaten olduğu gibi duruyor. L sarkacın boyu zaten onu bilmiyoruz kök içinde kalsın. G de yaklaşık olarak 9.8'miş. Onun yerine de 9.8'i yazdım. 2 p ile 20 pi sadeleşti 10 oldu. 10 eşittir kök içinde L bölü 9.8. Her iki tarafın karesini al. 100 eşittir L bölü 9.8. İçler dışlar çarpımı yap. L eşittir 9.8 çarpı 100'den 980. İşte olay bu C şıkkı. 1'den 10'a kadar olan sayıların toplamı arkadaşlar kaçtır? 10 çarpı 11 bölü 2. Bunu zaten temel kavramlardan biliyoruz. Haliyle 55 oldu burası. 55'ler birbirini götürdü. Demek ki burası 0'mış. Yani aslında içerisine 0 olması için x'in 3 olması lazım c şıkkı. Kök 2 eksi 1'in eşleniği nedir? Kök 2 artı 1. Zaten arkadaşlar bu köklü sayılarda, üstlü sayılarda tamamen alıştırma kabiliyetinize bağlı oluyor. Sorular o kadar zor değildir ama birazcık böyle sayılarla haşer neşir olup hızlıca yapmak lazım soruları. Kök 2 artı 1. Kök 2 eksi 1 ile kök 2 artı 1 nedir? Çarparsak 2 eksi 1'den 1. Pay da 1 oldu. Artı x eşittir. Kök 18 dediğimiz şey zaten ne? 3 kök 2. Burası 2 olarak duruyor. x eşittir. Attık öbür tarafa. 3 kök 2'den kök 2 çıktı. 2 kök 2. 2'den 1 çıktı. 1. 1 artı 2 kök 2'den cevap B. 0.4 ile 10'u çarparsak arkadaşlar tabii ki 4 olur. Kök dereceleri aynıysa çarpabiliriz. Sonra x ile de çarparım. Kök içinde 4x. Hatta neyse 2 kök x de normal dursun artık o. 0.9 ile 1000'i çarparsak 900 olur. Şurası bakın. Kök içinde. Kare kökte ne yapıyor? 30. Böylece 1 bölü 16. Bunu ters çevirirsek 16. Şöyle sileyim. Sonra bunun kare kökü yapar? 4. 4 ile 10'u çarparsak 40. 40 eşittir 30 artı kök içinde 4x. Böylece kök içinde 4x 10 olduğu için arkadaşlar her iki tarafın karesini alın. 4x eşittir 100, x eşittir 25. Biraz işlem becerimize kalıyor. Belki siz benden çok daha böyle hızlı basit bir şekilde görürsünüz ama ben anlattığım için ayrıntılı bir şekilde söylüyorum tek tek. Kuralımız vardı ya arkadaşlar a artı 2 kök b ya da a eksi 2 kök b m ve n olsun çarpımları b toplamları arkadaşlar a olduğunda ne söylüyorduk? Kök m artı kök n'nin parantez karesidir. Bunu niye söyledim? Bakın bu soruda şimdi k k artı 1. Sonra burası k yine k artı 1. Gördüğünüz gibi bu kök k artı kök k artı 1'in parantez karesinin kare kökü olduğu için ne olacak? Kök k ve kök k artı 1 kalacak. Pardon o eksiymiş. Hemen düzeltiyorum o zaman. Burada mutlak değer içinde olur. Büyükten küçük çıkartılır her zaman. Bu yüzden kök k artı 1 eksi kök k diyeceğiz. Bakın işaretlere de dikkat etmek lazım. Bodoslama küçükten büyüğe falan dikkat ediyoruz orada. Her zaman büyükten küçüğe çıkaracak şekilde yapmanız lazım tamam mı? Şimdi buradan arkadaşlar k gördüğümüz yere 1 yazarsak kök 2 eksi kök 1 zaten 1. Sonra 2 yazarsak kök 3 eksi kök 2. Sonra 3 yazarsak kök 4 eksi kök 3 nokta 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 en son kök 9 eksi kök 8. Dikkat edin kök 2'ler gitti. Sonra arkadaşlar kök 3'ler gitti, kök 4'ler gitti, en son kök 8 gitti. Ne kaldı? Kök 9. 3 kaldı. Ne kaldı? 1 kaldı. 3 eksi 1'den 2. B şıkkı. Sınavda ÖSYM e bazen böyle sadeleştirmeler soruyor köklü arkadaşlar. İlla 2 kare farkı x kare eksi y kare olmak zorunda değil x sonuçta kök x'in karesi değil mi? Haliyle kök x'in karesi eksi 1 aşağısı da bakın kök x artı 1. Yani yukarısı kök x eksi 1 çarpı kök x artı 1 olacak göremeyen arkadaşlarımız için. Böylece kök x artı 1'ler gider. Kök x eksi 1 arkadaşlar 2 olduğu için kök x eşittir 3. x de buradan 9 d şıkkı oldu. Küp kök 3 verilmiş arkadaşlar. Onun 6. kuvvetini aldığımız zaman zaten 3 üzeri 1 bölü 3 demektir. 6. kuvvetini alırsak 3 üzeri 2'den 9 gelir. Sonra B üzeri 6. 6. dereceden kök 7'den 6. kuvvetini alırsak 6'lar birbirini götürür. 7 olur. 9 artı 7'den 16 eşittir. 8 üzeri C denmiş. 2 üzeri 4. 2 üzeri 3C. Demek ki 4 eşittir. 3C'den C 4 bölü 3. Üstü sayıyla iç içe tabii ki arkadaşlar köklü sayılar. Onu da görmemiz gerekiyor. Birincisi şöyle yapabiliriz bakın. X üzeri 3 bölü 5 eşittir A. A gördüğümüz yere X üzeri 3 bölü 5 yazacağız. X üzeri 3 bölü 5 üzeri 10. 6. dereceden kök üstün üstü çarpılır. 10 bölü 5 2 X üzeri 6 oldu. Bakın burası basit ama önemli şey çift dereceden köklerde mutlak değerli çıkarmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Çünkü x'in işaretini bilmiyoruz. Negatifse pozitif diye çıkacak, pozitifse zaten olduğu gibi çıkacak. Pisagor'u hatırlıyoruz değil mi arkadaşlar? Bir dik üçgende dik kenarların kareleri toplamıydı. Dolayısıyla eğer bu 4 olsaydı şöyle haliyle ne olacaktı? 36, 16 daha 52. Kök 52'den büyük o zaman. Bu kale uzunluğu. Eğer 5'te olsaydı 25, 36 daha 61. Kök 61'den de demek ki küçük arkadaşlar bu KL uzunluğu. Dolayısıyla kök 61 kök 52. 8 santimden kısadır doğru. 6 kök 3 santimden uz. Hayır tabii ki bu çok büyük arkadaşlar. Bir kere bu 6 kök 3'ün karesi 108 yapıyor ki. Bunun zaten karesi 61'den küçük. 7 santimden uzundur. Bu da doğru arkadaşlar. Çünkü kök 52'den büyük olacak haliyle kök 49'dan da büyük olması lazım. Cevabımız böylece hangisi olmuş oldu? 1 ve 3 D şıkkı. Arkadaşlar şimdi kök içinde 4 var. İkisinde de var. 4 parantezinde 1 artı 1 bölü x oluyor bu şekilde. Sonra diğeri de yine 9 parantezinde 1 artı 1 bölü x oldu. 9 dışarı çıktı 3 olarak. 4 dışarı çıktı 2 olarak. Bir tane de burada arkadaşlar 1 artı 1 bölü x kök içinde var. Dolayısıyla 1, 2 tane burada, 3 tane burada, 6 tane kök içinde x artı 1 bölü x. 1 artı 1 bölü x'miş pardon. Eşittir 12. Her iki tarafı 6'ya böldük 2. Her iki tarafın karesini alıyorum. 1 artı 1 bölü x eşittir. 2'nin karesi 4. 1 bölü x eşittir 3. x ters çevirirsek 1 bölü 3 b şıkkıymış. Eşinlik yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Nasıl yapalım? 1 artı kök içinde x artı 1. Burayı x artı 1 eksi 1 ile çarpalım. Yukarısı ne olacak? 3 içinde, 3 içinde diyorum pardon. Kök x artı 1 parantezinde 3 arkadaşlar. Sonra yine eksi 3. Aşağısı da kök x artı 1'in karesi x artı 1. 1'in karesi 1. Bunlar birbirini götürecek. Böyle kaldı. Artı aynı hamleyi burada da yapalım. 1 artı kök x artı 1 ile çarpalım Bakın e, 3 çarpı 1 yazayım hatta şöyle çarparak 3 çarpı 1 3 sonra diğeri de arkadaşlar 3 parantezinde kök x artı 1 aşağısı da 1 e, e, eksi x artı 1 oldu. Doğru mu bu sefer çünkü 1 artı 1'in karesi eksi kök x artı 1'in karesi dolayısıyla şunları bir şöyle sadeleştireyim götüreyim. Eksi x eksi 1 oldu. Bunlar da gitti. Dolayısıyla artık 3 kök x artı 1 eksi 3. Paydasında ne var bunun? x var. Sonra burada ne var arkadaşlar? 3 3 kök x artı 1. Bir. bir de tabii şu eksiyi x'in önündeki eksiyi araya alalım. Dolayısıyla arkadaşlar bu eksiyi de dağıtırsak burada böyle olacak. Şöyle payda eşitledim. Dolayısıyla buradan gidenler 3 kök x artı 1'ler. Eksi 6 bölü x eşittir. 2 bölü x artı 1. İçler dışlar 2x eşittir. Eksi 6 x eksi 6. 8 x eşittir. Eksi 6 x eşittir. Eksi 3 bölü 4. Yani c şıkkı oldu. x'i bir yalnız bırakalım. Ne olacak? x eşittir. 2a eksi 3 kök 7a değil mi? Şöyle sonra y arkadaşlar 4b artı 2 kök 7b. Şimdi bunların toplamı da bir tam sayıymış. Demek ki bu arkadaşlar 3 kök 7 ile 2 kök 7b birbirini götürmesi lazım. Buradan o zaman şu sonuç çıkar. 3 kök 7a ile 2 kök 7b birbirine eşittir. Kök 7'ler gittiği zaman da 3a eşittir 2b olur. Bunları taraf tarafa topladığımızda eksi ve artılar birbirini götürecek. Demek ki A buradan arkadaşlar böyle 2K gibi bir şey. B de 3K gibi bir şey. X artı Y toplamının en az değerini istiyor bizden. Tabii ki burada pozitif tam sayı dediği için e, X artı Y'ye. O zaman K'yı arkadaşlar mecburen tabii ki 1 veririm en az 2 olur. K'yı yine 1 verdiğimiz zaman da işte B de buradan 3 olur. Demek ki arkadaşlar e, A 2 olduğu için 4 oldu. B de arkadaşlar 3 olduğu için 12 oldu. Toplamları en az 16 oldu. Bunlar zaten birbirini götürdü. 3 kök 7 A ve 2 kök 7 B eksi artı toplamından dolayı. X'i bulmak için arkadaşlar özel bir çaba sarf etmeye gerek yok. Öbür tarafa atacağız. Yani kök x eksi 2 diyeceğiz. Sonra bundan sonra da ne diyeceğiz? Her iki tarafın bir karesini al. Kök x artı 4 eşittir x eksi 4 kök x artı 4. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının İki katı ikincinin karesi. Sonra arkadaşlar hepsini bir tarafa atalım. X eksi 5 tane kök x. Dörtler gitti. Eşittir sıfır oldu. Burada da bakın kök x parantezini alırsak. Sol tarafta ne kalır? Kök x. Sağ tarafta ne kalır? 5. Böylece arkadaşlar 1 x sıfır olabilir. 2 kök x 5 olacağı için x arkadaşlar 25 olur. Şimdi buna göre peki sıfır olabilir mi? Yerine yazdığınız zaman bakın burası 2 olarak çıkar. 2 eşittir eksi 2 olamayacağına göre bu sağlamadı. Şıklarda yok ama yine de göstereyim istedim. E şıkkı 25 oldu buradan.